Herkese merhaba. Hello. How are you today? Bu hayır beni öldürüyor. Yağmur yağıyor, saçım bozulacak. Şimdi uzun sokağa gidiyoruz. Hani de burada. Şimdi vlog çekiyoruz. Çok soğuk bir yağmur yağıyor ve benim en sevmediğim şey dışarıdayken yağmurun yağması. Çünkü saçım kıvırcık oluyor. Biz erken geldiğimiz için aslında tam saatinde geldik ama o yok. Bizi çek. Arkadaşlar biz buluştuk. Şimdi Dilara için kuaföre geldik. Ne yapacak mısın? Kaşlarımı alacağım. Kız kızı dansana ha. Alayım ben onu. Seni ben sandım. Umarım kaşlarımı. Bugün çok işimiz var. Birlikte ilk önce gezeceğiz. Ondan sonra akşama doğru Ömer doktora gideceğiz. Ömer Ambarcıoğlu'na. Orada birkaç tane işlem yaptıracağız. Zaman geçtikçe zaten anlatırım. Bu yüzden izlemeye devam edin. Ay nefes nefese kaldım. Hadi gidelim kızlar. Evet, kaşlarımın işlemi bitti. Harika oldu. Şimdi gidiyoruz foruma. Yemek yiyeceğiz. Evet, biz foruma geldik. Gel. Aşkım uzun süredir buluşmuyorduk. Trabzon'dan gelmeye buluşuyoruz artık. Bildiğiniz üzere ben Rize'de, Nilüfer'cim Trabzon'da yaşıyor. Neyse şimdi biz üst kata çıkıyoruz. Yemek yiyeceğiz, orada görüşürüz. Forumu bulmak İstanbul AVM'lerinden sonra çok hoş gelmedi mi? Aynen, kesinlikle. Virüs olduğu için AVM'de çok kişi yok. Tüm yemeğini verdim. Bildiğiniz üzere 29 Nisan'da dünyaya bir taş çarpacakmış ve hepimiz olacağız. Ne? Bilmiyor musun? Sabah haberlerde. Ne olacak? 29 Nisan'da dünyaya koskocaman bir taş çarpacak ve biz ölüyoruz. Nereden? Twitter'dan biliyorum. Bence İki parçalara ayrıldı dünyayı. Hayır ama böyle kocaman yani. Kıyamet yaklaşıyor. Nereden biliyorlar? Araştırıyor insanlar. Sence çok saçma. Neyse şurama da bir şey çıkmış. Bak uyduruyor falan sanırım. Biz şöyle bir anımız vardı bizim. 2012'de ortaokula falan gidiyoruz. Yeni yıla girecekken bir hani bir taşlar çarpıyordu ya işte dünyaya. Biz Hande ile bunu küçükken gördüğümüz zaman hıçkırı hıçkırı ay şurama kuş geçti. Tam şuramda. biz bunu haberde görünce Hande ile hıçkırı hıçkırı ağlamaya başlamıştık korkudan. Bu sefer de 29 Nisan'da öyle bir şey olursa hakkınızı helal edin. Ben herkese hakkımı helal ediyorum. Ama düşmanlarıma asla. Neyse onlar kendilerini biliyorlar. Bildiğiniz üzere 2 hafta tatilde biz de bu yüzden Trabzon'a geldik. Şimdi size bir anımızı anlatacağım Hande ile. Anneanneme geldiğimizde eve girer girmez bizi teyzem karşıladı ve teyzem ve anneannem bizi dezenfekte etmeden evin içine sokmadı. Bizi baştan sona dezenfekte ettiler, öyle evin içine girdik. Çünkü bildiğiniz üzere koronavirüsü var ve biz AVM'deyiz. Ben değmiyorum ki masaya. Ve biz AVM'deyiz ve bu bir ne bileyim kimsenin umurunda değil, kimse maskeli değil. Yani herkes hayatına nereden kalması devam ediyor bence. Konuşamadım, burayı kesersin hem de. Hande bu videoyu montajladığında dışarıda nasıl göründüğünü izleyecek. Arkadaşlar masada kalan, ay burada da ben açayım. Masada kalan şeyleri alıyorlar patatesleri. Akşam yiyeceklermiş. Akşam yiyeceklermiş, çok iyi.
Arkadaşlar biz yemeğimizi yedik. Anca şu an enerjimizi toplayabildik. Çünkü gerçekten bir şey yapacağım. Onu da söyleyeyim. Herkesin içinde TikTok çekeceğim. Onu da birazdan göreceksiniz. Bir de bu arada şunu da söyleyeyim. Neden tekrardan Ömer Ambarcıoğlu'nun yanına gidiyoruz, doktorumuzun? Şöyle biliyorsunuz zaten Dilara'nın benlerini aldırıyoruz. Son seansı galiba, değil mi? Son seansı için benlerine gideceğiz. Ben de o arada dedim ki hazır burnumdan zaten şikayetçiyim. Burun dolgusu olayım dedim. Ama şöyle ben 7 yaşındayken ameliyata girdim, burun ameliyatı. Belki bilenleriniz vardır ki anlatmışımdır. Ha. Burnumda benim somon vardı. Şu video oluyor ya. Somon işte. Somon mu? Evet, somon değil mi onun adı? Büsbüyük böyle. İşte burnuma somon kaçmıştı arkadaşlar. Ondan sonra ilk ameliyatım olduktan sonra burnum çok bozuldu. Hasan çok rahatsız edecek bir şey yok. Bakayım. Çok rahatsız edecek bir şey yok, şöyle bakın. Ama ben yine de küçücük bir kaldırmak istiyorum. O yüzden tercihimiz tabii ki de Ömer Ambarcıoğlu. Bugün de o yüzden saat 4'te randevumuz var. Buradan çıktığımız gibi onun yanına gideceğiz. Kızlar ne yapıyorsunuz? Bu kızın gözleri bozuk, gözlüklerini takmıyor. Bir de gözleri kaçmıyor musun? Gizli mi yok? 4 numara mıymış? Neydi? Sen o zaman hiç görmüyorsun. Ama işte herkes öyle söylüyor. Şu nerede yazıyor ki biliyor musun? Kolombiya. Altındaki. Ben bile okuyamıyorum. Gözlükle okuyamıyorum. Ben gözlüklü de okuyamıyorum. Ben gözlüklü de okuyamıyorum. Bu arada arkadaşlar bugün nedense AVM o kadar sessiz, o kadar sakin ki sanki biz vlog çekeceğiz bundan haberdarlar gibi. Ya da ben de bugün TikTok çekeceğim ya AVM için, şanslıyım. Neden çekeceksin? Nerede çekeceksin? Aşağıda çek et. Bence de aşağısı daha kalabalık, orada çek. Niye böyle bir şey yapıyoruz ama? Öyle çekmek istiyorum. Buradaki abiyeleri hatırladın mı? Hatırladım. Çok pahalıydı. Bunlar meşhur zaten. Güzeldi. Biliyorsun koronadan korunmak için şey takıyor, maske takıyor. Ama hasta olmayanların maske takması daha tehlikeli. Keşke bilinçli bir toplum olsak. Sadece koronavirüsü taşıyanlar normalde maske takmalı. Temiz havayı soluyamıyorsunuz. Bu yüzden kendi nefesiniz, kirli nefesinizde aynı havayı soluyorsunuz. Bu daha zararlı. Bu daha mikrop olan bir şey. Üstelik atıyorum kirli havayı sürekli solup verdiğiniz için aynı maskenin içerisine dudağınıza uçuk çıkma olasılığı. Ter falan oluyor, o da berbat. Evet, bir ter oluyor. Bence çok kötü bir şey. Ve bir maskenin kullanım süresi maksimum 2 saat. O yüzden sürekli maskenizi değiştirebileceksiniz 2 saatte bir. Takın isterim. Ben zaten herkes size bu bilgiyi vermezdi. Ben de vermek istedim. Aynı şekilde eldivenler de öyle. Küçük bir bilgilendirmeden sonra videomuza devam edebiliriz. Bir şey söyleyeceğim. Aslında onlar da o kadar faydalı değil, biliyor musun? Eliniz arkadaşlar böyle yapış yapış his verir. Bu yapış hisse de mikropları daha çok toplamanıza neden olur. O yüzden temizleneyim derken mikroplanıyorum. Arkadaşlar en sevdiğim yere geldik. Bunu alayım Hande. Alabilirsin ama şey alalım mı Dilara? Parfümü bitmişti. Parfüm alalım. Şimdi biz Vastus'tan çıktık. Alışverişimizi yaptık. Şimdi durağımız gratis. Görüyorsunuz arkadaşlar Nilüfer her dakika ellerini siliyor. Bir yere mi tuttu? Direkt siliyor. Niye ben acaba? Ben rimel tuttum yani. Rimel tuttu ve ellerini temizliyor çünkü. Onu sokman nedir misiniz? Koromatay. Bir şarkıyı öğrenince ben... Gerçekten ben. Çok güzel oldu. Arkadaşlar TikTok macerasından sonra şimdi otoparka iniyoruz. Orada fotoğraf çekileceğiz. Otopark fotoğrafları biliyorsunuz ki çok meşhur. Biz de güzel bir arka plan falan bulabilirsek orada çekeceğiz. O yüzden şimdi hemen şuradan otoparka iniyoruz. Yürümesek daha iyiydi bence. Evet, şimdi ama çok karanlık değil mi?
Saat kaç oldu? Çekmek için buraya geldik ama fotoğraf çekilemiyor çünkü ortam çok karanlık ve çok kötü. Ama sen çok parlak duruyorsun kamerada. 15-11. Anca gideriz. Hadi çıkalım o zaman. Bu kadar. İşte otoparktaydık, şimdi yukarı çıkıyoruz. Orada market arabaları vardı. İçine girip fotoğraf falan çekilecektik. Sonra güvenlikçi geldi bize fotoğraf çekilemezsiniz dedi. Bizi tartıştı. Anne de dedi ki ben Migros'ta fotoğraf çekilirken kimse bir şey söylemiyor. Siz mi bana karışacaksınız? Böyle bir şey kullandı. Sonra bizi kovdu. Biz de çıktık şu an. İşte aşağıdaki güvenlik bizi kovduğu için tekrardan yukarı çıktık. Ve şimdi Migros'a giriyoruz. Otoparktan kovulmuş olabiliriz ama paketti. Kovulduğumuz yere yüzsüz gibi tekrar gitmeyi planladık. Ben geri döneceğim. Kovulduğumuz yere tekrar gidiyoruz. Bir an bir şeylik geldi bize. Tekrardan kovulduğumuz yere geri dönecektik kavga etmeye. Ama yemedin. Şimdi tekrardan geri çıkıyoruz. Evet, çok yazık. Arkadaşlar şimdi kolonya arıyoruz, Migros'tayız. Dışarıda sis var ya arkadaşlar. O normalde korona bulutu. Yavaş olsana. Böyle kolonya mı aranır? Sakin ol. Arkadaşlar şimdi biz Ömer Ambarcıoğlu'nun yanına geldik. 3. kattayız. Şu an çıkacağız birazdan. Beni korkutmayın. Asansör fobim var. Şimdi çıkıyoruz Allah'ın izniyle ama bir çıkamadık. Tamam. Tamam, şimdi çıkıyoruz arkadaşlar. Dediğimiz gibi ben burun dolgusu yaptıracağım. Burnum çok da kötü değil ama böyle ucunu azıcık kaldırmak istiyorum. Diler de yine benlerini aldıracak son seansı. Bakalım, gidiyoruz. Daha sonrasında zaten acı hissetmemek için lokal yapacağız. İlk iğne girerken birazcık kaçıyor ama ondan sonra hiçbir şey hissetmiyorsunuz. Merak etmeyin. Deneyim göreceğiz. Hadi kendinizi tanıtın. Tabii önerim. Merhabalar. Anneciğim, yalnız ben buranın aynalarına bayılıyorum. Çok güzel gösteriyor. Yaptırmamın sebep sadece burnumun ucu düşük biraz. Bunun için ameliyat olmak istemedim. Sadece dolguyla düzelteceğiz. Bak bak bak. Sevdiğimiz bakımımız. Her zaman, her yerde. Burnum sanki titreşimle girdi. Şişti gibi geldi bana ya. Buranın işi çok zor, olunca fotoğraf çekiliyorum. Şimdi önce uyuşturmaları yapayım, olur mu? Hı hı. Açık uyuşturmaları yapalım. Ondan sonra da işleme başlayalım. Derinliğimiz gidecek. O derinliği yükselteceğiz böyle. Hı hı. Burun ucumuzu bir açık belirgin hale getireceğiz. Ve bir de şurada bir içerilik var. Bunu bir açık göstereceğiz. Dışa doğru alacağız. Hoş bir şey yapacağım sana. Ve şöyle başlayalım artık. İşlemimize başlayalım. Bence gayet iyi. Şaşırdım. Hemen güzel şeyler yapacağım. Devam edeceğim. Şurada yine dokunabiliriz. Nasıl iyi görünüyor? Çok, çok iyi oldu. Hadi bakalım. Hayırlı. Bence güzel oldu. Bir bakalım şimdi. Gözlüğümüzü de alalım. Çok çok geçmiş olsun. Ben beğendim. Seni beğendiğine eminim. Harika görünüyorsun. Bu dolusu böyle bir şey. Hafifçe dokunuyoruz.
Evet, çok kısa bir sürede bitti işlem. Bu kadar. 2-3 iğneyle. Eskiden ameliyat yaptığım birçok hastaya artık ameliyat yapmıyor. Aynen öyle. Doğru olsun, çok mutlu oluyorlar. Bir de daha önce ameliyat geçirmiş ama ufak tefek problemleri, kusurları olan şeyleri birkaç dakika düzeltiyor. Harika bir durum. Bundan sonra sıra kimde acaba? Acaba sıra kimde? Sıra ben. Şimdi ben Nazire'yi alıp geleyim. Tamam. Sadece bir tanesi biraz inatçı çıktı. Onu şu anda son seansta yok edeceğiz. Çok memnun oldum yani gerçekten. Şu anda biraz şiş olduğunu düşün ucunun. Ben hep bakacağım artık. Hep bakacağım. Değil mi? Güzel oldu. Teşekkür güzel ederim. Videomuzu şeyle bekliyorum. Ne derler? Evet, merakla. Mükemmel, şu an mükemmel gözüküyor. Çıktık klinikten, bir yere oturacağız çünkü hava yağmurlu. Bu arada detayları size anlatmaya devam edeceğim burnumla ilgili. 4 saat sonra da burnumun resmini doktorumuza atacağım. Şu an çok mutluyum. Neden biliyor musunuz? Direkt ameliyatsız kısa bir işlemle istediğiniz buruna ulaşabiliyorsunuz. Şu an biraz kızarık ama bazı burunlar burun dolgusuyla cidden düzelmeyecek burunlar. Düzelebilecekler gerçekten, hiç ameliyatla uğraşmasın. Çok kısa bir işlemle dilediğiniz buruna sahip olabiliyorsunuz. O yüzden ben çok mutlu oldum. Biliyordunuz zaten birazcık burnumun ucu düşüktü. Bunun için asla o ameliyat stresine girmek istemedim. Zaten bir sıkıntım yok. Neden kendimi zorla kestireyim? Böyle zaten şu an biraz şiş tabii ki de. Şey olduğu için. Kamerada ıslanıyor arkadaşlar. Ben bir yere geçtiğimizde çekeceğim artık. Arkadaşlar şimdi bir tane kafeye geldik. Daha önceden hiç gelmediğim bir kafe. Gerçekten böyle otantik, güzel bir yer. Şimdi burada bir şeyler içeceğiz. Burada zaman harcayacağız. Harcayacağız. Konu harca. Nasıl olsun. Nasıl olsun? Kriz var mı orada? İlk defa duyuyorum öyle bir isim, ne bileyim yani. Maalesef aşkım. Of ya. Bu arada burnumun ilk halini sevenler vardı. Ben bir ara demiştim estetik olmayı düşünüyorum diye. Ondan sonra doktorumuzun sayesinde dolguyu öğrendim. Dolgu yaptım. Arkadaşlar şimdi kahvelerimizin fallarına bakacağız ama Nilüfer'inkisine bakalım hemen. İlk size şöyle göstereyim, ben yorumlayacağım bunu. Bilmiyorum ama atacağız bir şeyler. Bakayım bir şey gözüme çarpacak mı? Şurada dans eden biri var. Mutluluktan havalar uçuyorsun gerçekten. Ben hayırlı bir haber mi alıyorum acaba? Üniversiteyi kazanacaksın. İnşallah hepimiz. Bu şekilde. Şimdi ben kendi kimimle... Daha bitmedi. Kendi kimimle bakacağım, sonra yorumlayacağım. Benimkisi... Burada değişik şeyler var. At gördüm. Böyle. Şimdi bunları yorumlayacağız biz. 6 tane hortum. Şu an Nilüfer'inkisi bu arada. Evet. Bu 6 hortumdan biri 2 başlı. Bu ne demek? Zorlu bir yoldan geçip bu hortumlardan birine takılacaksın. Böyle de kahve yorumlar. Sorma. Hep negatif. Sonra önüne tanımadığın biri çıkacak. Sana pizza uzatacak. Ne uzatıyor? Pizza. Ona bak yani. Pizza uzatacak. Orada aslen biri var. Sen bu pizzayı almayacaksın, yere atacaksın. Yere attığın için diğer gün taşa çarpacaksın. Kaldır kamerayı. Kapatayım mı? Kaldır. Ondan sonra biraz ilerleyeceksin taş, ayağın seke seke. Kapıda kuş, talih kuşu gelecek. Talih kuşu karga ama. Güzel bir kuş değil. Akbaba falan. O yüzden bir de şey görüyorum, damar görüyorum. Kanka herkes duydu falan mı? Damarlarında asilika. Bir tane leylek var, dur. Bir de tavşan. Hayvanat bahçesi oldu falan ya. Bir de ördek. Yok artık. Hangisini seviyorsun bu üçünden? Leylek, tavşan. Tavşan seni sevmiyor. Sağ ol ya, vallahi. Böyle yakında öleceksin. Teşekkürler, tövbe sağ ol. Sağ ol. Sıra şimdi bende. Dilara'da sıra. Tamam, Dilara'yı yorumluyorum. Hadi bakalım. Bahtsıza bakar mısın? Bomboş. Şimdi arkadaşlar...
Ha! Aa, yemin ederim burada insan görüyorum iki tane. Yan yana dans ediyorlar. Bunlar mı? Evet, ben de Nilüfer'de de gördüm işte onlardan. Hani? Partiye mi gidiyoruz topluca? Ben de ikimiziz. Bak iki ayaklılardan. Şuraya bakar mısın? Ayakları kaldı. Öyle bir şey değil. Bir şey söyleyeyim mi? Sen bu hayatta gel yaklaş. O benim. Sen bu hayatta iki ayaklılardan korkacaksın. Bir benden. Ve geleceğinde voleybol şampiyonu olmayacaksın. Nece? Voleybol şampiyonu. Olacağım. Oynayacaksın. Boyun uzasın diye oynamaya başlayacaksın. Sonra şampiyon olacaksın. Bir gün hazır uzamışken bir de şampiyon olur. Bir gün hava çok kötü olacak. Yağmurlar yağacak, seller akacak. Kıyamet yaklaşıyor. Burada. Güzelce. Sen de görmek istiyorsan bakabilirsin. Bir kalp var. Evet. Bu kalp benim kalbim. Demin sen yapmadın mı o kalbi? Bir de şöyle bir hareket varmış. Yapınca bir şey çıkıyorsa bir şey oluyormuş. Bunu da ben öldürdüm. Bak işin işi ustasına bırak. Ama akıtma değil mi tamamen? Sus. Yandan da bekliyorsun şimdi. Bence o tutmanın yeni kalemesini yapalım. Hayatına kayacak. Buradaki gibi. Göz var. Göz var arkadaşlar. Hayatına kayacak arkadaşlar. Üzgünüm. Sağ ol ya. Gerçekten. Diyeceksin ki o kadar para veriyor, niye olumsuz yorum yapıyorsun? Evet, bence aa, de. Bir şey söyleyeceğim. Salyangoz görüyorum. Ne görüyorsun? Salyangoz. İnternetten anlamına bakalım. Bu da inanıyor. Ben de inandım. Salyangoz görüyorum, bir de çok ağlayacaksın. Ah sağ ol. Yazık be. Hiç mi gözyaşı dinmez bir insanın? Dur dur. İki tane nokta görüyorum şurada. Hemen bakıyoruz. Siz de evet, görüyorsunuz. Biz de görüyoruz. Biri ben, biri Dilara. Tek sevdiklerim onlar. Tabii ki de. Herkese sır vermem. Onun dışında pek bir şey yok. Çünkü teşekkür bak ediyoruz. Fal baktırmak isteyenler özelden yazabilir. Teşekkürler. Arkadaşlar şu an biz kafeden çıktık. Nilüfer'lerde kalmaya gidiyoruz. Dedikodu time. Bu gece kız partisi var. Aynen. Bakalım ne olacak? Gittikçe sanki daha çok oturuyor. Tabii ki. Değil mi? Yarın daha güzel olacak. Aynen öyle. Şimdi çıktık. Yağmur yağmaya başladı. Dolmuşa bineceğiz. Evet. Şimdi dolmuşa bineceğiz. Nilüfer'lerin evine gidiyoruz. İlk kez kalacağız orada. Bu gece kız partisi var. Evet arkadaşlar, biz 2-3 saattir evdeyiz. Gayet güzel dedikodular yaptık. Yemek yedik, çay şimdi içiyoruz. Çay içiyoruz. Evet, kapanışı yapmayı unuttuğumuzu fark ettik. Fark etmedik, Nilüfer'ciğim hatırlattı. O yüzden hepinizi çok 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 öpüyoruz. Çok seviyoruz. Farklı videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye.